Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz Gurbetli Bir Gelin kanalıma hoş geldiniz. Bugün beklenen gün geldi ve bavulları hazırlıyoruz. Şuraya ilaçlarımı koydum. Bu ilaçlarım benim evde bu şekil kullanıyorum arkadaşlar. Şöyle bir sepetim var. Valla hemen giriş yaptım videoya ama bizler Türkiye'ye gidiyoruz arkadaşlar, öyle söyleyeyim. Ben Almanya Hamburg'dayım. Ankara'ya, Türkiye'ye izine gidiyoruz. İnşallah Rabbim izin verirse bugün yolcuyum. Zaten diğer videolarımda da bahsettim. Beklenilen gün bugün. Bu ilaçlarımı ben böyle kullanıyorum arkadaşlar. Böbrek nakli aldım biliyorsunuz. Yeni izleyen arkadaşlar vardır. Bunları yanıma almam lazım. Hepsini kullandığım için hiç serimi bozmayacağım. Sepetimi bozmayacağım ve bu şekilde bavula koyacağım. Şöyle bir el çantam var. Küçük bir şey. Bunun içine koyacağım ve onu bagaja koymayacağım arkadaşlar, vermeyeceğim. İlaçlarımı yanıma alacağım. Diğer bavullarımı hazırladım. Giysi, kıyafet, hediyelik vesaire. Ama bunları yanıma alacağım. Çünkü uçakta bavullar kaybolabiliyor arkadaşlar. Veya birkaç gün sonra ertesi günü gelebiliyor. Ben de tabii ki ömrüm için ilaçlarımı mecbur gününde saatinde almam lazım, geciktirmeden, düzenli bir şekilde. O yüzden böyle kendim bunları bu çantaya yerleştireceğim ve arkama çekeceğim inşallah. Şunları da koyacağım işte, sepetime sığmayan ek ilaçlarım bunlar. Yani hasta olduğum zaman antibiyotikli vesaire vesaire, ama bunları günlük olarak alıyorum. Her neyse, çok konuşum. Hadi hep beraber şimdi bunları güzelce bir yerleştirelim. Evet arkadaşlar, ama şu sepetimin kapağı yok. İlaçlarımın da ağızları açık olduğu için şöyle bir köşede geçireceğim. Çantaya dökülmesin diye. Sabitliğimi istiyorum. Şöyle en alta koyayım. Ya çok güzel oldu bence. Şuraya da diğer ilaçlarımızı koyalım. Orada da arkadaşlar bir sürü şey aldım. Test aldım buradan. Korona testi orada yapmak için. Buradan götürüyorum. Maskelerim falan var böyle. Daha diğer maskelerlerde bakmam lazım. Şu yedek ilaçlarımı da şöyle ben bir ayarlayayım. Şimdi arkadaşlar şöyle azıcık eldiven alacağım. Esasında bunlar kutunun içindeydi ama kutuya gerek yok. Böyle bavuluma koyacağım. Şu da benim kullandığım ilaç listem. Bunu da yanıma alıyorum. Doktoruma özellikle yazdırdım. Bir de şey aldık arkadaşlar. Bir kağıt daha aldım doktorumdan. Bu ilaçları ben kullanıyorum diye. Gümrükte, havaalanında bir olay çıkmasın diye, hani ilaç kaçakçılığı falan olmasın diye şöyle ilaç sepetimin içine koyayım. Orada istedikleri zaman hemen veririm. Bunlar da dediğim gibi yedek ilaçlar. Şöyle ıslak mendiller falan aldım, hijyenli. Bunlar da dediğim gibi yedek ilaçlarımız. Bunlar testler. Diş fırçalarım, diş ipi, ağız ilacım. Tabii ki telefonum için orada belki video çekerim. Telefon kapı, onu ayrı koyayım, kırılmasın. Şurada İbo'nun ilaçları vardı. Onları da getireyim. Evet, burada da eşimin ilaçları. O kutusundan çıkarmış. Ben de böyle şeyin içine koymak istiyorum ama neyse, şöyle boşuna atayım. Türkiye'de çıkarırım artık. Başka şu. Arkadaşlar bir çanta ilaç götürüyoruz. Mecbur. Hep de kullandığımız ilaçlar. Ekstra bir şey yok. Şunlar da maskelerimiz.
Esasında bunları oradan da alırız ama arkadaşlar biz tedbirli gidelim de oradan yine yetmediği yerde alırız. Evet arkadaşlar, bavulları birazcık ara verdim, toparladım. Yoruluyorum, yoruldum. Şimdi sabah erken kalkıp yemeğimi de yaptım. Bugün günlerden cuma arkadaşlar. Çocuklarımız yine çalışıyor, işten gelecekler. Şöyle dolma doldurdum. Bir de evet, buhar sizi karşıladı. Tabii ki çocukların en sevdiği tavuk kanadı, biraz patates falan yaptım. Onları sürdüm fırına. Şöyle bir bakacağım onlara. Oldu mu diye hiç bilmiyorum. İbo da işten geldi. Bugün erken geldi, yolcu olacağımız için. Tamam, bunlar olsun. Güzelce pişsin bakalım. Dolmalarım da burada. Evet arkadaşlar. Yemeklerim pişti. Bavulları falan topladık. Üzerimi giyindim ama çok telaş yaptım. Şu an ne diyeceğim unuttum. Yemek yiyelim. Bir iki yudum yemek yiyip yola çıkacağız. İnşallah. Ne yapayım? Şöyle hazırlayayım. Ben de geleceğim. Tamam gel. Dersin bitti mi kızım? Sesimi gidiniz mi? Hayır, yiyoruz işte. Hadi hemen alala acele atalım ağzımızı. Yiyelim gidelim. Şunları at, sofraya koysana kızım. Şey yapın böyle. Bismillahirrahmanirrahim deyip yola koyulduk arkadaşlar. Hüseyin götürüyor bizi havaalanına. Tabii ki Ömer'le İlknur da yanımızda. Şimdi hep beraber havaalanına gidiyoruz. Vallahi sofrayı öyle alalacele bıraktık. Birer yudum yemek yedik, çıktık. Kapımızı çektik. Bakalım hayırlı yolculuklar bize şimdiden. İnşallah güzel bir izin yaparız. Bakalım. Hep beraber göreceğiz. Bundan sonraki gelecek videolarda Türkiye'den olacak arkadaşlar. Türkiye'nin vlogları olacak inşallah. Orada gezdiğimiz yerler, gittiğimiz yerler, bir şeyler paylaşırım artık. İnşallah. Zaman bakalım neyi gösterecek. Burada yine tabii ki yağmur başladı. Hava soğuk. Sus, yürü. Kaldım anne, penceresiz kaldım anne. Evet, havaalanına geldik. Bizi dışarıda bırakın çocuklar. Onlar hiç beklemesin mi? Gitsinler mi? Evet. Araba gibi git o zaman artık. Burası çok dolu. Evet, bayağı kalabalık. Buralarda bir yerde bursan links kanka. Hangi terminal? Hier vorne rechts gleich ist das. Terminal 1. Oğlum buralar hep dolu. Ha şöyle yanaşacaksın değil mi? Şu tarafa. Saat 13:58. Bir araba çıkmış. Hepsi mi gidiyorsunuz? Parkplatz auf Behindertenparkplatz drauf, ey. Wenn ich das könnte. Warum? Weil keiner fährt. Orası şey has şeyler için oğlum. Das reicht schon. Ich bin aufstehen. Arkadaşlar bavullarımızı verdik. Şimdi içeri doğru geçiş yapıyoruz. Ve buradan bir takipçimi gördüm. Beni izliyormuş. O da Zonguldak'a gidiyor. Kendisini biliyordur. İnşallah bu videomu izliyordur. Buradan selamlar. Şimdi içeri doğru geçelim. Oturacak mısın? Dinleneceğim mi biraz? Biraz durayım ben.
Acaba bu içeride çekim yasak mıdır? Buradan itibaren yasak bu. Arkadaşlar içeri sıvı içecek alınmıyor. Böyle buraya kumparaları atılıyor. Ya sizden burada mı? Şuraya kapı açık olsa ne olur? Ay ben şuradan geçsem oraya kadar gideceğiz mi? İçim yok yine. Sese doğru gelsin. Evet arkadaşlar şu an bekliyoruz. Gözlerim ne kadar kötü çıkıyor. Kapkara çıkıyoruz. Niye böyle karardık? İzine gitmeden yandık. Evet. Şu an bekliyoruz. Bakalım uçak gelecek. Ondan sonra uçağa geçiş yapacağız inşallah. Neyse. Aynen. Akşam üzeri saat 4:10 geçe uçağımız kalkıyor. 2 saat önce mecbur havaalanına gelmemiz lazımdı. Pasaport kontrolü vesaire. Bir de ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Ben buraya Rollstuhl deniliyor. Yani sandalyeyle yani tekerlekli sandalyeyle burada işçiler oluyor. Böyle görevliler oluyor. Rahatsız olanları, yaşlılarımızı, annelerimizi falan o Rollstuhl'la yani tekerlekli sandalyeyle, hasta sandalyesiyle getirip götürüyorlar bu mesafeyi. Çünkü çok uzun bir mesafe yürümemiz lazım. Ben de fazla yürüyemiyorum arkadaşlar. Ben de bilet alırken bildirdik. Dedik yine sandalye istiyoruz diye. Oraya söyledik ama not alınmamış ve yürüyerek geldim. Aksi gibi bir de bacağım ağrıdı burada. Geldim ama hep dinlene dinlene geldim. Bir de buraya su almak yasak arkadaşlar. Orada ben ilk ön videoda gösterdim bir kumpara var oraya atıyorsun yasakmış. Burada içeriden su alınıyor reklam değil. Burada da arkadaşlar bu suya 750 ben yarım kilo 750. Yarım kilo mu 750 yazıyor. Hani? 75 vardı. Ne bu lan? Şu. Ha 750 işte. Aha. 3 euro mu? He. 3 euro verdik arkadaşlar. 25 kuruşta fant depozitosu da var. 2 euro. Aynen dışarıdan buraya su geçirmek yasak her türlü. Niye yasak onu da bilmiyorum. İçinde başka bir katkı olabilir. Diye. İçinde bir katkı olabilirmiş diyemiş. Uçağa zarar verir. Evet. Ve burası evet olabilir. Aynen. O yüzden biz de içeriden bir su aldık mecbur. Ve şey çok kalabalık arkadaşlar. Bayağı mesafeli oturuyoruz ama bayağı kalabalık ama şey şu arkamdakiler insan değil. Onlar insan gibi gözüküyor ama değil. Reklam koymuşlar öyle. Hadi biz beraber İbo ile beraber beklemeye devam. İçeriye geçiş yapıyoruz arkadaşlar. Uçağa doğru geçeceğiz inşallah. Bavullarımız şu küçük arabaların içinde şunların. Güneş de açtı. Buralar az dedim. Ya. Şimdi uçağa gidiyor.
Anadolu'da dedin. Vallahi Anadolu'da. Basıyor mu? Bu böyle mi? Anadolu'da. Evet, uçağa bindik arkadaşlar. Uçak havalanıyor. Değil mi? Cam kenarında olmadığımız için sizlere görüntü veremiyoruz. Şeftali, bendeki de mi şeftali ya? Evet. Suyumuz. Selfak. Mendil. Hoş. Aman ya. Arkadaşlar, Ankara'ya geldik. Şimdi iniş yapıyoruz. Son dakikalar. Evet, inişe hazırlar. Evet, son dakikalar. Evet, geldik arkadaşlar. Vatana kavuştuk. Burası Ankara Havaalanı. Evet, Esenboğa Ankara Havaalanı. Çok kalabalıktı. Bavulumuz geç geldi. Çok bekledik. Çok bekledik. Bir de çok kalabalıktı uçak. Yeğenlerim geldi. Allah razı olsun. Onlar da. Değil mi çocuklar? Bizde. Ben de Almanya'da kaldım. Tabii canım, tabii. Konuşan yeğenim de Almanya'da kaldı. Göstereyim mi seni? Olur, fark etmez. Ciddi misin? Valla. Oğlum ben herkes... çekinmem ki. Oğlum herkes gözükmek istiyor kameralara. Ben çekinmem. Evet, şey yapmam. Evet arkadaşlar, bu yeğenim Görümce'nin oğlu. Hallo, wie geht's euch? Gut. Und dir? Danke auch. Danke auch. Yeğenim arkadaşlar, bu Görümcem'in oğlu, Türkiye'deydiler. Kesin dönüş yaptılar. Hep söylemiştim ya, Eltim ve Görümcem Türkiye'ye dönüş yaptılar diye. Bu da onun oğlu. Burada evet. Kendileri küçük bir meslek sahibi oldular. Çalışıyorlar. Döndüğünüze pişman mısınız? Hayır. Sinan? Sadece yemek konusunda pişmanım. Niye buradan yemek? Döner. Döner abi, döner burada yok ya. Bir tane buldum, adam Berlin'den geldi. Geçen oraya gittik. Yemin ediyorum 2 saniyelik kendime al. Berlin döner. Adam Berlin'den gelmiş. Okay. Dükkan açtı buraya. 2 saniyelik kendimi şey hissettim. Almanya'da hissettim. 2 saniye boyunca. Ay, tadı vallahi iyiydi ya. Yani. Çok özledim evet. Demek. Evet, çok. Başka evet. Bir şey yok değil mi? Sadece yok, yemek. Sadece yemek. Başka hiçbir şey. Hayır. Yoksa hepsi. Konuş Yasin. Kapatayım mı? Yeter mi? Kapatayım mı? Olur. Sen nasılsın Yasin? İyi misin? Şükürle geçti. İyi, Allah iyi görsün. Neyse, elde görüşürüz arkadaşlar. Biraz bakayım yeğenlerim ne yaptı. Değil mi? Yani. Evet. Bye bye.
Pardon, ben sevmiyorum o telefonu. Ama kamerası güzel diye. Ben kameramdan memnunum ama. Sen Samsung'u kullandın. Evet. Samsung da iyi gerçi. Evet. Talimat. Heh. Arkadaşlar burada Pursaklar'da, Ankara Pursaklar'da oturan bir takipçim var. Talimat. Talimat ablama, bacıma buradan çok selam gönderiyorum. Demişti eğer ki Emine Havaalanı'ndan oradan geçeceksin, buyur gel misafir edeyim seni. Şimdiden teşekkür ediyorum ama bakın oradan geçiyoruz. Değil mi burası Pursaklar? Evet. Aynen. Bana sorun. Evet arkadaşlar, evimize geldik. Şu an evimdeyim. Yeğenimin evinde yemek yedik sağ olsun. Gelin kızımız yemek hazırladı. Yemek yedik orada. Allah ne verdiyse biraz oturduk, çayımızı içtik, meyve yedik. Uçakta ben hiçbir şey yemedim. Burada da fazla bir şey yemedim ama bilmiyorum yol yorgunluğundan mı nedendir canım hiçbir şey istemedi. Her neyse arkadaşlar, Türkiye'miz çok sıcak, yalnız Almanya yağmurluydu, yağışlı bırakmıştık. Bu videoda var sanırsam. Evet var. Havaalanına giderken hava yağışlıydı. Soğuktu ama Türkiye çok sıcak arkadaşlar. Çok güzel. Ankara'dayım. Burada Ankara'da bulunan tüm takipçilerime selam gönderiyorum. Türkiye'miz çok güzel. Türkiye'de yaşayanlar, Türkiye'mizin kıymetini, değerini bilelim arkadaşlar. Çok güzel, mükemmel. Evimden de böyle gözüküyor. Şurada bizim bahçe işte. Böyle. Neyse arkadaşlar, ben burada videomu kapatayım. İnşallah severek, beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Eğer ki öyleyse arkadaşlar, videoma beğeni atmayı, yorum yazmayı unutmayalım. Ücretsiz bir şekilde de abone olalım. Kendinize iyi bakın. Artık bundan sonra vloglar Türkiye'den arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.